konuşma yapan insanlara baktığımda bilgi verirken renk de verme amacını taşıdıklarını gördüm. Ancak ben bugün burada izin verirseniz bilgi vermek istiyorum. O yüzden de konuşma konumu emlak vergisi uygulamalarında tesadüfün yeri olarak veriyorum. Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de eminim birçok insanın, hatta sizlerin de gayrimenkul yatırımları vardır. Ve gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirirken tesadüflerin bazen çok büyük kazançlar getirdiğine şahit olmuşsunuzdur. Ya da duymuşsunuzdur. Ancak iş bu kazançların vergisini ödeme noktasına gelince maalesef konu tesadüflere bırakılamayacak kadar ciddileşiyor. Vergi bizim ülkemizde de yasalarla bir dakika yasalarla getirilmiş bir yükümlülüktür ve bunun tahsilatını, bu emlak vergilerinin tahsilatını da yasalarımız belediyelere yüklemiştir. Peki, size hareket lazım. Ready? Hareket etmiş yok. Everybody just clap.
Bir an korktunuz değil mi? Bu adam ne anlatıyor bu kadar sıkıcı diye. Tahmin ettiğiniz üzere ben buraya evlat vergilerini anlatmaya geldim. Hatta bir bilgi vermeye de geldim. Ben sadece buraya renk için geldim. Evet, ben bir avukatım. Ama aynı zamanda da bir tiyatrocuyum ve bazen günlük hayatta hangi kimliğimin ne zaman devreye girdiğine inanın ben de bilmiyorum. Fakat burada bu organizasyonda iki kimliğimle de bulunabiliyor olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum ve bu imkanı bana sağladığı için TEDx Gediz Üniversitesi ekibine gerçekten çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de bu yetenekli arkadaşlarıma gelsin lütfen. Ve şimdi bilinçli bir tercih yaparak izin verirseniz konuşmamı avukat kimliğimle tamamlamak istiyorum. Çünkü maalesef ülkemizin geçirdiği günler bunu gerektiriyor. Bütün bugün konuşmalarda tesadüf kavramını sorguladık ve tesadüf diye bir şey var mıdır? İyi tesadüf nedir, kötü tesadüf nedir? Tesadüflere kimler inanır, neden inanır? Bunları sorguladık. Tabii ben de dinleyici koltuğumda kendi kendime bu soruları sordum. Fakat inanın, tesadüfe inanıyor muyum, inanmıyor muyum? Net bir kararını veremedim. Ve bir ayrım yapmak istedim. İyi tesadüfleri size Tanrı, Allah ya da evren, inandığınız şey her neyse o sunuyor. Bunu görüp görebilmekse, görememekse tamamen sizin aklınıza kalmış, aklınızı kullanma becerinize kalmış. Kötü tesadüf, bence kötü tesadüf yok. Bence seçimler var, kötü seçimler var. Ve ben hepinize insan haklarının, adaletin, özgürlüğün ve en önemlisi ölümlerin tesadüflere bırakılmadığı bir dünya diliyorum. Biz avukatlar bu kavramları savunmak için varız ve hep var olmaya devam edeceğiz. Ancak yine de hiçbirinizin hiçbir zaman bir avukata ihtiyacınız olmaması dileğiyle. Teşekkür ederim.